Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iş tüzük değişiklik teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz aldım. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün iş tüzüğümüzde değişiklik yaparak meclisimizin anayasaya ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumu istikametinde gerekli ve önemli bazı değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Teklifin komisyon aşaması verimli konuşmalara vesile olmuştur. Bununla birlikte asıl önemli olan nokta bu değişiklik teklifinin grupların uzlaşmasıyla birlikte komisyona geçmiş olmasıdır. Meclisin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen bir belgede partiler arasında bir uzlaşının sağlanmış olmasını fevkalade önemli görüyoruz. Sözlerime başlarken komisyon görüşmelerinin etkin ve verimli bir şekilde tamamlanmasına katkı sunan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım'a, Anayasa Komisyonu Başkanı Sayın Bekir Bozdağ'a, Meclis Başkan Vekili Sayın Mustafa Şentop'a ve bütün siyasi partilerimizin grup başkan vekillerine ve komisyon üyesi milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, iş tüzük meclisimizin usul, esas, kural, düzen, disiplin ve sınırlarını belirleyen bir belgedir. İhtiyaçlara, uygulamada yaşanan sorunlara göre zaman zaman değişikliğe konu olmuştur. En azından 45 yıl itibariyle baktığımızda çeşitli maddelerde 15 değişiklik yapılmış ve 172 maddede değişiklik yapılmıştır. İş tüzük değişikliklerindeki temel motivasyon meclisin etkin, verimli, siyasal, kültürel ve hukuki değerlere saygılı ve huzurlu çalışmasını temin etmektir. Bu teklifte lafzi değişikliklerle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içinde meclisin fonksiyonlarına uyum değişiklikleri de yer almaktadır. Örneğin 16 Nisan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının veto yetkisinde düzenleme yapılmıştı. Yasamadan mühasıran sorumlu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme karşısında zayıf kalmamasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanının veto yetkisi anayasayla hafifletilmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilen kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul etmesi halinde teklif kanunlaşmış olacaktır. Cumhurbaşkanının vetosu 301 milletvekilinin oyu ile geçersiz kılınabilecektir. Başkanlık sistemlerinin tipik uygulaması olan ağır veto müessesesi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bulunmamaktadır. İşte bu istikamette kanun yapım sürecinde Cumhurbaşkanının veto ettiği kanunların görüşülmesiyle ilgili usullerde değişiklik yapılması da gerekmiştir. Bunların yanı sıra çeşitli değişiklikler de yapılmıştır. Örneğin muhafız taburunun kaldırılması gibi, milletvekillerine yasama evraklarının elektronik yolla tebliği gibi meclis işleyişine ilişkin bazı değişiklikler de yer almıştır. Ancak önemli bir diğer husus da yeni hükümet sisteminin ruhuna, paradigmasına uygun iş tüzük değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. Bu önümüzdeki çalışma mesailerinde gerçekleştirmemiz gereken önemli bir ihtiyaçtır. Önümüzdeki süreçte yapacağımız değişiklikleri yaşayarak, tecrübe ederek, tartışarak daha isabetli bir şekilde yerine getireceğimize inanıyorum. Türkiye'nin ciddi bir yasama geçmişi, kültürü, birikimi ve geleneği vardır. Daha kaliteli, verimli ve etkin bir yasama faaliyeti gerçekleştirmeliyiz. Bu istikamette önümüzdeki iş tüzük değişikliğinde en çok dikkat etmemiz gereken hususları
huzurunuzda şu şekilde özetlemek istiyorum değerli milletvekilleri. Bir, birinci önceliğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve denetim kapasitesinin artırılması gerekiyor. Bunun için siyasi parti gruplarının kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi alması konusunda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılmalı ve bu süreç iş tüzükle hukuki dayanağa kavuşturulmalıdır. İkinci olarak kanun tekliflerinin komisyonlarda görüşülmesi sürecinde komisyon başkanının teklife ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından düzenleyici etki analizi ve görüş isteyebilmesinin önü açılmalıdır. Yasama ve denetim alanlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birim ve kadroları güçlendirilmelidir. Özellikle yasama faaliyetlerinde parti gruplarına ve milletvekillerine gerekli desteği verecek bir yapının oluşturulması şarttır. Ayrıca kesin hesap veya denetim komisyonunun kurulması gerekmektedir. Bu komisyon meclisimizin denetim fonksiyonunu daha kurumsal ve etkin hale getirecek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de ruhuna uygun olacaktır. Genellikle bütün parti gruplarının da geçmiş dönem çalışmalarında da uzlaştığı üzere en azından görüş bakımından çocuk hakları komisyonunun kurulması, yerel yönetim komisyonunun kurulması gibi hususların da önümüzdeki iş tüzük çalışmalarında el almamız gereken hususlar olduğunu düşünüyoruz. İhtiyaçlar kanunların anasıdır derler. Yürütme kanun teklif edemiyor, ancak yürütme kanunların uygulama sonuçları, çıkan sorunlar ve ihtiyaçlara ilişkin yasamaya yazılı rapor veya görüş bildirme imkanının da olması kanaatindeyiz. Neticede her kanunun son maddesi bu kanunu Cumhurbaşkanı yürütür şeklinde çıkacak. Bu yüzden yasama ile yürütme ayrılığının daha belirgin hale gelmiş olması demek, iki kuvvet arasında duvar örülmesi, iletişim ve diyaloğun olmaması demek değildir. O bakımdan bu yasama yürütme ilişkilerinin de formal kurallara bağlanmış ve kurumsal hale getirilmesi önem arz ediyor. İş tüzükte komisyonların daha verimli, etkin ve fonksiyonel çalışmasını sağlamalıyız. Komisyonlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin mutfağı olmalıdır ve genel kurula da kaliteli bir servis yapılmalıdır. 16 Nisan Anayasa referandumuyla hayata geçirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk kamu yönetiminde önemli reformlara yol açmıştır. Bu reformların genel çerçevede iki boyutu vardır. Birincisi, yasama ve yürütme organlarının sisteme uygun olarak dizayn edilmesi. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi. Birinci konuda 24 Haziran seçimleriyle önemli bir aşamayı gerçekleştirdik ve yürütme organı doğrudan milletimizin iradesiyle biçimlenmiştir. Bugün görüştüğümüz iş tüzük teklifi yeni sisteme ve anayasaya uyumu içeriyor. Uyumun gerçekleşeceği yer yine millet iradesiyle karar alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeni bir model olarak dünya anayasa hukuku literatürüne girmesine vesile olacağını düşündüğümüz hususlar şunlardır. Bir, kuvvetler ayrılığının daha belirgin ve net hale gelmesi. İki, denge denetleme mekanizmasının kurulması. Üç, yetki ve sorumluluğun birbirine paralel hale getirilmesi. Dört, yasama yürütme ilişkilerinin kurumsallaşması. Türkiye'nin demokrasi yolculuğunun doğal bir neticesi olarak hayata geçen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hukuk devleti, kuvvetler ayrılığı ve demokrasi ilkelerini karşılamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasama üzerindeki yürütme vesayeti veya etkisi büyük ölçüde kalkmıştır. Yürütme yasama içerisinden çıkmayacaktır. Ayrıca yasama çoğunluğuyla yürütmenin aynı partiden olma zorunluluğu da ortadan kalkmaktadır. Halkın önüne iki ayrı sandık konulmasıyla yürütme ve yasama ayrı ayrı seçilmiş ve şekillenmiştir. Yasamanın yürütmeden büyük oranda bağımsızlaşmasıyla, diğer bir ifadeyle kuvvetler ayrılığının belirgin şekilde tesis edilmesiyle yürütme üzerindeki yasama denetimi de etkinleşecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminin anayasal mantığı gereği parlamenter sistemin tersine yasama denetimi siyasi sonuçlar da doğurabilecektir. Değerli milletvekilleri, yeni hükümet sisteminin merkezinde denge ve denetim vardır. Yasama ve yürütmenin birbiriyle iç içe olduğu parlamenter sistemde yürütmenin denetimi tam anlamıyla işletilememekteydi. Yürütme organının oluşumunda zaten mecliste çoğunluğu oluşturan partinin ya da partilerin belirleyici olması yürütme üzerindeki meclisin denetim işlevini de olumsuz etkiliyordu. Ancak bugün en azından anayasal sistem itibariyle söylemek gerekirse yasama ve yürütmenin ayrı ayrı fakat aynı şekilde milli iradeyle belirlenmesi iki kuvvet arasındaki ilişkiyi de biçimlendirmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi içerisinde meclisin yüklendiği görev denge fren mekanizmasının inşasına imkan vermektedir. Denge denetim mekanizmasının bir diğer aracı da seçimlerin karşılıklı yenilenebilmesidir. Ombudsmanlık ve Sayıştay denetimlerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim görevlerinin kurumsal çerçevesinde ayrıca saymak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından ayırt edici önemli bir özelliği de yetki ve sorumluluk ilkesinin tesis edilmesidir. Yetkiyi kullanana sorumluluk da getirilmiştir. Anayasamızın eski hali bir yönetimi keyfi davranmaktan alıkoyacak şekilde Cumhurbaşkanlığı makamı itibariyle bu dengeyi sağlayamıyordu. Ancak yeni dönemde yetkiyi kullanan Cumhurbaşkanı yaptığı bütün iş ve eylemlerden attığı her imzadan hukuki, cezai, idari ve siyasi bakımdan sorumlu olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemiz yönetimde istikrarın tesisi, temsilde adaletin temin edileceği bir yönetim sistemine kavuşmuştur. Şimdi marifet odur ki hepimize düşen görev bu sistemi bütün kurum ve kurallarıyla başarılı bir şekilde oturtmak ve işletmektir. Neticede sistem ne olursa olsun başarı ancak iyi uygulamalarla elde edilir. Demokrasimizi güçlendirmeli, uzlaşma kültürümüzü daha da artırmalıyız ve geliştirmeliyiz. Türkiye'nin emin adımlarla yürüdüğü güçlü devlet, güçlü yönetim, demokratik istikrar hedefleri yeni sistemin ana omurgasıdır. Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi içinde daha güçlü, daha bağımsız, denge ve denetleme mekanizmalarının daha etkin şekilde çalıştığı bir yapıya kavuşması bu sistemin en önemli özelliklerinden birisidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli yeniliği yürütme üzerinde gerek siyasi denetimin gerekse de hukuki denetimin tesis edildiği bir model ile Türkiye'nin daha demokratik ve istikrarlı bir yönetim sistemine kavuşmasıdır. Bütün bu anlattıklarımızın tam merkezinde Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Gerek yetki sorumluluk ilkesi, gerek denge denetim mekanizması meclisin etkinliğiyle işler hale gelebilecektir. Amacımız meclisimizin yeni sisteme uyumlu biçimde yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesidir. Devlet millet uyumuyla milletimizi müreffeh, devletimizi güçlü kılacağız.
Bugün kabul edeceğimiz değişikliğin meclisimizin yeni sistemle uyumlu olarak etkinliğini ve verimliliğini artıracağına inanıyoruz. Sözlerime son... Sayın Başkan'ın sözünü açalım mikrofondan. İş tüzük değişikliğinin meclisimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz Sayın Akçay.